Arkadaşlar merhabalar. Ben Cihan Gülaç. Daha önce sizinle bir blueprint tekniğinde tekrar birlikte olmuştuk. Orada daha önceki blueprint modellerimizin, blueprint resimlerimizin Max üzerinde nasıl doğru bir şekilde yerleştirildiğini görmüştük. Bugünkü ise yerleştirdikten sonra resimlerimizi modelimize geçip neler yapabileceğimizi görmekle alakalı olacaktır. Bir önceki videoda eğer izlemeyen arkadaşlar varsa bir önceki videoda istediklerini elde edebilirler. Nasıl yerleştirildiğini, nasıl doğru bir hamle yapıldığını. Onu yaptıktan sonra resimlerinizi düzgünce yerleştirdikten sonra çiziminize başlayabilirsiniz. Öncelikle birkaç tane burada bilerek yaptığım bazı hatalardan bahsetmek istiyorum size. Birincisi, resimlerinizi attıktan sonra kesinlikle poligon sayısını düşünmeniz gerekiyor. Poligon sayınızı düşünmediğiniz sürece gördüğünüz gibi eğik çizgileri bizim kafamızı karıştırabilir. Şimdi ben bunları daha önceden gizledim. Gizlediğim için ise, ya gizlemedim açıkçası. Şöyle freeze yaptım, dondurdum. Dondurduğum için de herhangi bir müdahalede bulunamıyorum. Öncelikle size nasıl freeze yapılabileceğini bir göstereyim. Ondan sonra hep birlikte çizimimize devam edelim. Şimdi öncelikle unfreeze all diyerek resmimin üzerindeki kilidi kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Bazı arkadaşlar unfreeze yaptığında resminin gittiğini, sadece gri bir düzlem üzerinde plane'in geldiğini görebilir. Biz bunun önüne geçmek adına Object Properties'den, yani herhangi bir modelimin üzerinde sağ tuş tıklayıp Object Properties deyip şuradaki Show Frozen in Gray kısmı eğer aktif ise ve daha sonrasında gelip bunu freeze yaptığımda gördüğünüz gibi resim gider, üzerinde sadece gri düzlem olarak karşımıza çıkar. Ama biz bunu nasıl engelliyoruz? Sağ tuş, Object Properties ve buradaki Show Frozen in Gray kaldırdığımız zaman buradan da freeze diyebiliriz. Okeylediğimiz takdirde bu arkadaş kilitlenmiş olacaktır ve resim de kaybolmamış olacaktır. Peki, kitlemeden önce on freeze all diyerek kilidi kaldırdım. Kitlemeden önce bütün planlerime gidip, hatta bir tane de benim gizlediğim var. Hide all yaparak modelimin, aracımın top front left görüntülerini ekranıma daha önceden aldım. Şimdi her birini tek tek seçerek segment sayılarını en aza indiriyorum ki kalabalık bir görüntü sağlamasın bana. Şimdi hepsinin segment sayısını düşürdükten sonra bu arkadaşla işimin olmadığını söyleyip hide edebilirim. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ctrl Z yaptım. Burada layer ekranımız var. Layer ekranımızı seçtikten sonra ben bunların her birine birer isim verdim. Şöyle yapalım, daha net görün. Buradan göz işaretine basarak bunların kapanıp açılmasını sağlayabiliriz. Aslında hide etmek bir farkı yok. Fakat şöyle bir şey yapabilirsiniz. Toplu bir hide, yani toplu bir gizlemeye gitmişsinizdir. Unhide all yaptığınızda tekrar bütün hepsi geri gelebilir, izlediklerinizin gelir. Onun önüne geçmek içinse hepsi gelmesin istiyorum. Sadece birkaçının benimle birlikte olmasını istiyorum derseniz layer üzerinden çok güzel bir şekilde yürüyebilirsiniz. Ben şimdilik layer ile hallettim. Layer'ın kısa yolu da burada dediğim gibi. Şimdi bu arkadaşların hepsini seçip sağ tuş yapıp tekrar bir sağlama yapıyorum. Object Properties'den Show Frozen in Gray, yani dondurduğumda gri olma lütfen seçeneğini kaldırdıktan sonra freeze yapıp okeyliyorum. Artık bu arkadaşlar freeze ve görüntüleri bana net bir şekilde gelebiliyor. Bundan önceki dersimizde farklı bir araç, farklı bir blueprint aracı almış olabiliriz. Onu lütfen baz almayın. Çünkü sadece orada yerleştirme tekniği vardı. Bu aracı ise herhangi bir siteden bulabilirsiniz. Belki biz de daha sonra linkimizin altında paylaşabiliriz, bir daha aramayın diye. Linkimizin altından indirip benim gibi çizimlere başlayabilirsiniz. Eğer bu linki
koyarsak videonun altına ve siz bunu indirirseniz şöyle küçük bir şey söyleyeceğim size. Unhide all yaptık ve unfreeze all yapalım. Arkadaşlar, tab görüntüsü 390 santim 775 santim. Buradaki arkadaşımızın, left görüntümüzdeki arkadaşımızın 207-775 santim. Bu arkadaşlarımız 207 ve 388 olarak bir plane üzerinde ölçülendirme yapmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Bu arkadaşla işim bittikten sonra tekrar Height Selection veya Layer'dan dediğim gibi kapatabilirsiniz. Şimdi hepsini seçtim. Sağ tuş ve Freeze Selection. Evet. Buraya kadar okeyiz. Arkadaşlar gelmemiz gereken nokta şu anda left. Şurada left yazısını lütfen okuyun. Left'e geldikten sonra yavaş yavaş çizimimize başlayacağız. Öncelikle bir tane tube alarak şuradaki bölümden başlayacağız. Tam ortasına denk getirebileceğim bir şekilde bir tube çiziyorum. Tam dış çerçeveye denk gelecek şekilde. Şu kısma gördüğünüz gibi verdim bunu. Daha sonrasında modifier'a gidip height segmenti lütfen standardı 5 geliyor yanılmıyorsam 1'e düşürün. Ve daha sonrasında perspektif ekrana bir gidip tube'umuzu convert to editable poly, isterseniz herhangi bir masa üstünde sağ tuşa basarak convert to editable poly seçebilirsiniz. İsterseniz tube'un altında Editable Poly'yi seçebilirsiniz. Editable Poly'yi seçtikten sonra poligonlarımı, yani poligon ribbonunu seçip şuradaki arkadaşları komple seçtikten sonra delete diyorum. Yani tek bir yüzey. Aslında plane gibi bir oluşum istiyorum bu arkadaştan. Bu hareketi sağladıktan sonra tekrar left'e geri dönüyorum. Buradaki arkadaşlarımın da fazla olduğunu anlayarak bunları da siliyorum. Buradan sonra ufak tefek bazı düzenlemeler yapacağız. Vertex noktalarını açtım. Vertex noktalarını açtıktan sonra açmadan önce şöyle Alt X tuşuna basarak çizmiş olduğum tube'u şeffaflaştırıyorum ki altındaki çizgileri görüp ona göre müdahalede bulunabileyim. Şimdi arkadaşlar Alt X yaptıktan sonra Vertex ribbonumla bu çizmiş olduğum tube'u güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Yani aslında yaptığım şey şuradaki siyah tekerle kendi çizgisi arasında bir tube oluşturmak, bir plane oluşturmak. Serbest bir şekilde güzel güzel oynayabilirsiniz. Lütfen korkmayın. Öncelikle benim bütün eğitimlerimde öğrencilerime söylediğim en önemli noktalardan biri. Lütfen unutmayın. Max bazen bilgisayarımızdan kaynaklanan, bazen Max'in çok çalışmasından, çok yorulmasından kaynaklanan bazı hatalar sergiliyor. Bu hataları sergilediğinde de biliyorsunuz ki hata raporu alıp bilgisayarımızı ya da Max'imizi kapatmamıza neden olabiliyor. Aniden kapanabiliyor. Bu kapanmaların önüne geçmek için bir şey yapamayabiliriz. Fakat kapanmaları bizim için risk olmaktan çıkarmak adına hemen File Save diyerek ben daha önce kaydetmişim Save As diyelim. Masa üstünüze ya da herhangi bir yere herhangi bir isim vererek lütfen kaydedin. Kaydetmediğiniz takdirde elektrik kesintisinde, bilgisayar hatasında, Max'in verdiği bir yorulma hatasında çok üzülebilirsiniz. Tabii ki backup'lar falan var ama backup eğer sizin yaptığınız son 3 dakikayı almamışsa 3 dakikada bile çok büyük işler başarmış olabilirsiniz. Çok büyük ilerlemiş olabilirsiniz. O yüzden bunlara lütfen dikkat edin ki daha sonra üzülmemek namına. Bunu güzelce yerleştirdim. Ve vertex noktalarımı kapatıyorum. Şurada bir son hamleyi yapalım.
Şimdi yaptığım şey sadece bir dış çerçeve çizmek arkadaşlar. Şunu, pardon, affedersiniz. Şu arkadaşı biraz daha. Yani gördüğünüz gibi çok eşit yapamıyoruz tabii ki. Ama elinizden geldiğince göz kararı, perspektifinizden faydalanarak biraz bunları olabildiğince aynı hizada tutmaya çalışın lütfen. Vertex'leri kapadım. Ve bu arkadaşı Shift'e basılı tutarak, Move yardımıyla Shift'e basılı tutarak klavyeden sol tarafına diğer çamurluğun olduğu bölgeye doğru bir tane kopya aldım. Kopya aldıktan sonra yani buradaki çamurluk ön çamurluğa göre biraz daha büyükmüş bir spor araç olduğu için herhalde. Sonra bunu kopyaladıktan sonra bu arkadaşın üzerinde de demin yaptığımız değişikliklerin, demin yaptığımız oynamaların hepsini burada da sağlıyoruz. Bu blueprint tekniğini öğrenirken aslında bizim bunun üzerinde durmamızın sebebi, blueprint anlatmamızın sebebi belki milyonlarca bununla alakalı video olabilir fakat buradaki asıl mesele blueprint'e yönelmekten ziyade yani ben bir araba yapmak istiyorumdan ziyade blueprint'in içinde kullandığımız komutlara daha fazla dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü blueprint tekniği çok güzel bir teknik. Her şeyi yapabildiğiniz bir teknik. Ama onun dışında blueprint kullanmak istemediğinizde veya işiniz blueprint'te olmadığı takdirde buradan öğrendiğiniz komutları herhangi bir şekilde başka bir tarafa kendinizce aktarıp kendi yorumunuzu katabilirsiniz. Yani buradaki aslında kapacağınız biraz yeni komutlara yönelmenizi rica ediyorum. Çünkü bu ileri seviye bir eğitim gibi geçer aslında literatürde. Yani blueprint tekniği öyle hemen hadi ince Max'e başladığımda yapabileceğim bir şey olarak görünmez hiçbir zaman. O yüzden biraz daha şöyle anlayarak ve neler kullandığımıza bakarak ilerlemeniz çok daha iyi olacaktır. Bu arkadaşı da güzelce oturttum. Şimdi elimde iki tane 6x yapalım biraz daha net görün. Elimde iki tane şu anda çamurluğum için çizmiş olduğum tuğbum var. Renklerini şöyle biraz değiştireyim. Biraz daha koyu bir hale getireyim. Koyu hali olmadı çok. Şu kahverengi gibi. Evet. Buradan sonraki işlemim. Herhangi bir arkadaşı seçip tuğblardan herhangi bir arkadaş. Bunlar biliyorsunuz ki birbirinden bağımsız objeler oldu. Yani ben bunun vertexlerini açmak istediğimde bunun herhangi bir şekilde vertexlerine veya başka bir noktasına dokunamayacağım. O yüzden yapmam gereken şey herhangi bir tuğbu seçerek şöyle bir atmak istiyorum ama sanırım atamıyorum. Şunu büyütüyorum arkadaşlar. Şimdi bir arkadaş seçilirken dediğim gibi attach yöntemini kullanarak diğerine tıkladığımızda attach'ı kapatalım. Şimdi biz vertexleri açtığımızda bu arada bilmeyenler için ufak bir uyarı ya da öneri. Editable poly altındayken okuna basarak Vertex Edge Border Polygon Element kısmını görürsünüz. Ayrıca Selection sekmesinin altında Vertex Edge Border Polygon ve Element olarak görebilirsiniz. Fakat benim her zaman mottom şu olmuştur. Kısa yolları kullanmak çok çok daha profesyonel göstermektedir. Ve vakitten bize kazandırmak için gerçekten gayet doğru kullanımlardır. O yüzden klavyeden 1, 2, 3, 4, 5 tuşları bu arkadaşların kısa yollarıdır. Bir vertex, iki edge, üç border, dört poligon, beş de elementtir. Unutmayın F1, F2, F3, F4, F5 değil. 1, 2, 3, 4, 5. Sadece bu rakamları kullanarak buradaki arkadaşlar arasında geçişler sağlayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Buraya kadar geldikten sonra şu arkadaşları seçip tekrar 6x yapıyorum ki alttaki seçeneklerimi görebileyim. Buraya geldikten sonra herhangi birini seçip Edge'lerimi açıyorum. Edge'leri açtıktan sonra bir kontrol yardımıyla klavyede kontrol yardımıyla 2 3 4 ve 5. arkadaşımı seçip Shift'e basılı tutup yani kopyalar gibi Shift'e basılı tutup çekiştirdiğimde gördüğünüz gibi ana kaputu vermiş oluyor. Unutmayın Shift'e basılı tutup.
Eğer shift'i bırakırsam ki şu an bıraktım, elim serbest, sadece mouse var elimde. İstediğim gibi kısalığını uzunluğunu ayarlayabilirim. Tekrar shift'e basıp çekiştirdiğimde burada gördüğünüz gibi bir katman atmış oldu. Şimdi ben buraya kadar yaptıktan sonra bunu görün diye yapıyorum. Bunu birazdan sileceğim çünkü. Buraya kadar geldikten sonra arkadaşlar vertexlerimi açıp sağ tuş tıkladım. Burada target weld var. Target weld. Burada ise şuradadır. Yani modifier liste target weld. Eğer zor oluyorsa sağ tuş target weld. Target weld iki tane vertex noktasını kaynaştırmak için kullanılır. Target weld aktif iken 1 ve 2, 1 ve 2, 1 ve 2. Bu arkadaşları bunlarla kaynaştırıyorum güzel bir şekilde. Ve son olarak bu arkadaşla kaynaştırdım. Şimdi buraya kadar geldikten sonra yapmamız gereken şeye bakalım hemen. Şuradaki çizgilere bir defa çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çizgiler bizim için çok önemli çünkü gerçek bir araba modeli istiyorsak buradaki çizgiler bizim için her zaman çok değerli olacaktır. Şimdi şu arkadaşı target belt'i kapattıktan sonra şu arkadaşı şöyle çekersek faydalı olacak mıdır bilmiyorum. Ben de sizinle birlikte yaptığım için belki ufak tefek hatalar sergilenebilir. Şu arkadaşımızı şöyle alalım. Şunları çizgilerimize doğru güzelce yerleştirelim. Dediğim gibi bunu silmemiz gerekebilir daha sonra. Kafa karıştırmamak namına şimdilik tutuyorum onu. Arkadaşlar bu 4-5 Edge arasında yeni bir tane bu ayarda connect oluşturmak istiyorum. Yani yeni bir Edge çizgisi oluşturmak istiyorsam, Edge oluşturmak istiyorsam modeling kısmında biraz ağır işler. Çift tıkladım ve bekledim. Bir şeyler gibi. Vertex açık iken, unutmayın Vertex açık iken burada Swift Loop diye bir seçeneğim var. Swift Loop dediğimde ekranımda görüyorsunuz biraz açık mavi olduğu için zor görünebilir. Bana böyle bir seçenek sunuyor. Böyle bir tıkladığım an burada yeni bir Edge oluşturacak aslında bana. Şu anda buna ihtiyacım olmadığını söylüyorum. Ve şuradaki Vertex arkadaşları, hatta Vertex'lerden ziyade Edge arkadaşları Delete tuşuyla değil de backspace tuşuyla unutmayın arkadaşlar. Ctrl Z yaptım. Bakın delete tuşuyla silersem ne oluyor? Oradaki yüzey komple gider. Bu çok böyle ufak bir anekdottur. Ctrl Z yaptım. Tekrar geri getirdim. Backspace tuşuyla sildiğimde oradaki edge'lerinden kurtulmuş olurum. Fakat bakın şimdi vertex'leri açtığımda bu vertex'ler burada kalmaya devam eder. Vertex'lere de aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Yani burada önceden oluşturmuş olduğum sizin görün diye shift'le çektiğim için görün diye yapmış olduğum edge'imi delete'le değil unutmayın backspace tuşuyla silmiş oldum. Şimdi yeniden burada bir edge oluşturacağız. Swift loop yöntemiyle. Unutmayın vertex'ler açıkken Swift loop şuraya bir tane attım. Kapattım ve scale ile bu arkadaşı düz bir hale getirdim. Bu arkadaşı düz bir hale getirdim. Sonrasında tek tek müdahaleyle şu çizgiler arasında bunları oturtuyorum. Ve bir tane daha şöyle şuraya attım. Tekrar kapadım. Ve scale ile bunu da şöyle düz bir hale getirdim. Şunu şöyle biraz move yardımıyla çekiştirebilirsiniz. Unutmayın. Bunları yapmaktan çok çekinmeyin.
Şunları güzelce oturttuktan sonra şuraya alalım. Çizgilerin dışına çok çıkmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. En alttaki kontrol yardımıyla şu dört arkadaşı seçip front görüntüye gittiğimizde tekrar vertex açtım. Tüm çizimimi seçip şuraya kadar bir getirdim. En başında yapmam gereken şey burada bir karışıklık oldu. Tekrar left'e gittim. Şu dört arkadaşı seçip şimdi front'a gittim. Ve bu arkadaşları buraya kadar çekiştirdim. Bunu yapmamın sebebi alt kısımdaki o nasıl göstereyim size? Şu altındaki kavisli görüntünün sağlanması amacıyla plane'imi yani tuğumu biraz daha içeriye çekiştirdim. Sonrasında ise sadece şu öndeki arkadaşları tekrar front görüntüye gidip diğer arkadaşların üzerine getirdim. Ve tekrar left görüntüme gittim. Buraya kadar her şey düzgün gibi görünüyor. Bir vertexleri kapadım. Şuradaki arkadaşı bir alt x yöntemiyle kapattım. F4 dediğim zaman aracımın şekli biraz çıktı. Tabii bir turbo smooth alıp bunu görmek faydalı olacaktır. Şimdi buradaki kıvrımın biraz daha güzel olması için oraya farklı farklı birkaç tane hemen tekrar left görüntüye gidip bu arkadaşı da alt x yapıp F4 edge'lerimi de açıp farklı farklı birkaç tane daha çizgi atmamız gerekecek. Edge'leri seçip öncelikle zannedersem şurayı seçmemiz gerekecek. Bu arkadaşları seçtikten sonra sağ tuş, istersek buradan connect veya buradan connect diyerek buraya yeni bir tane çizgi ekleyip buradaki ayrıntıyı alabiliriz. Okeyledik. Daha sonra kıvrımın daha iyi görünebilmesi açısından buradaki edge'leri seçip tekrar bir connect deyip araları çok açık olmasın arkadaşlar. Tekrar vertex'e döndüm. Şu ve şu arkadaşı aşağıya doğru kaydıracağım. Ama ben bunun bir edge üzerinde olmasını istiyorum. O yüzden buradan none değil de edit geometri kısmının altından none değil de edge'i seçerek çizgimin üzerinde devam etmesini istediğim şekilde indiriyorum. Ve şimdi alt x deyip bakalım doğru yerden mi aldık, yanlış yerden mi aldık? Evet, doğru yerden almışız. Kıvrımımızın biraz daha bizim için doğru olduğunu görüyoruz.
Bundan sonraki ayarlamalar biraz küçük göz kararı ayarlamalar. Hemen bir turbo smooth tekrardan. Gördüğünüz gibi buradaki kıvrımımızı ve çamurluğumuzu ve yan gövdemizi buraya kadar oluşturabildik. Şimdi daha fazla komuta girersek biraz webinarımız uzayacak. Çok girmek istemiyorum o yüzden. Bir dahaki dersimizde daha en azından bunu hazırlamış olursanız şu an geriden geldiğiniz için size yetişmek ya da bana yetişmenizi istediğim için şimdiye kadarki görüntüyü lütfen alın. Sadece şu görüntüyü almanızı istiyorum. Buraya kadar çok zor bir şey yok. Bu görüntüyü aldıktan sonra webinarımızın üçüncü partında daha hızlı ilerleriz. Ve en sonunda artık kaç parta bölebilirsek, kaç bölüme bölebilirsek en sonunda da aracımızı oluşturup belki de bir render alıp işlemimizi sonlandırırız. Webinarları lütfen takip edin. Bence Autodesk'in hazırladığı webinarlar tutorial açısından, videolar açısından en sağlıklısı olur sizin için diye düşünüyorum. Dediklerimi biraz dikkate alın lütfen. Çünkü blueprint tekniği ileri seviye bir tekniktir arkadaşlar. O yüzden sindire sindire yavaş yavaş gitmek çok daha faydalıdır diye düşünüyorum. Lütfen bir dahaki dersimize kadar herkes bu görüntüyü alsın. Bu görüntüyü aldıktan sonra daha hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz sizlerle. Şimdi eğer varsa sorularınızı almak istiyorum. Sorularınızı aldıktan sonra da webinarımı bitireceğim arkadaşlar. Eğer bir sorunuz var ise. Evet, sorularınız varsa bekliyorum. Zannediyorum. Ben teşekkür ederim Serhat dinlediğiniz için. Estağfurullah. Bu ara biraz yavaş gitmek zorundayım. Lütfen anlayışla karşılayın. Bu seviyeye geldikten sonra bütün arkadaşlarımız daha hızlı bir şekilde sonuca odaklı gideceğiz. Hiç merak etmeyin. Eğer blueprint resimlerini yerleştirmekte zorlanırsanız ki bu ince bir iş arkadaşlar. En ufak bir hatada o kadar uğraşımız çöpe gidebilir, unutmayın. Yani en ufak bir resmi kaydırmış olursak sonuçta arabamızda bir yerde bir sıkıntı çıkacaktır. Ve şunu unutmayın lütfen. Blueprint tekniğini herkes kalıp olarak şöyle algılatıyor. Sadece araba çizilebilir. Hayır, sadece araba çizilmez bunlarda. Blueprint tekniğinde resmi varsa elinde bir sinek de yapabilirsin, insan da modelleyebilirsin. Yapamayacağın çok bir şey yok. O yüzden sadece blueprint'i lütfen araba modellenilebilen bir teknik olarak algılamayın. Evet, biz arabadan gittik çünkü kullanıcıları daha çok heyecanlandırdığı için bu tarz şeylere yöneliyoruz. Ama blueprint tekniğiyle her şey modellenir. Çok da güzel modellenir. Beyza, daha önceki webinarı Autodesk Türkiye YouTube sayfasında bulabilirsin. Cihan Gülaç diye de aratarak bulabilirsin. Bunu da zaten onun altına koyacağız büyük ihtimalle. İkisine de oradan ulaşabilirsin. Dediğim gibi hızlı bir şekilde ilerlerseniz bir dahaki webinarımızı daha öncesinde yapıp yani öyle çok ara vermeden 15-20 gün sonrasına hemen biz de hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Başka sorunuz var mı? Zannediyorum başka sorusu olan yok. Peki, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ne zaman isterseniz sorularınıza Autodesk Türkiye olarak açığız. Forumlardan ulaşabilirsiniz. Forumlardaki bütün arkadaşlarımız sadece 3D Studio Max olarak bakmayın işe. Fusion 360, Inventor, AutoCAD, Madbox, Maya gibi bütün sorularınızın cevaplarını, Revit, bütün sorularınızın cevaplarını forumlarımızda Autodesk Türkiye'nin resmi
danışmanları tarafından cevaplanacağından şüpheniz olmasın arkadaşlar. Hepinize dediğim gibi çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Alo. Ha, ben durdurdum ama acaba sesim gidiyor mu? Bilemedim.